Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Arkadaşlar biliyorum video atamıyorum. Bunu slay için attım. Yani gülcüme bakmayın arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu. TikTok'tayım ve bana video at diyen bir kız. Baya video attı. Arkadaşlar ben aslında video atamayacaktım. Çünkü Emre Özkan yüzünden atamıyorum. Arkadaşlar yani ünlü fenomen. Çok şarkılarla fenomen oldu. Ve arkadaşlar yangında ölmüş. Hani videolarımı izlediklerime göre yangında öldü diyorlar. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm. Yani baya bir üzüldüm. Çünkü en sevdiğim YouTuber'lardan birisi Emre Özkan'dı. Yani Enes Batur'dan daha çok sevdiğim kişi Emre Özkan'dı. Bir ay oldu. Hala da şey yapamıyorum. Çünkü onun öldüğü gün tam da ben video çekiyordum. Bana hemen mesaj gelmişti. Emre Özkan hayatı için. Emre Özkan işte hepsi işte annesinin babası. Hani hiç böyle var onların videosu. Yani Emre Özkan yine eğer hani derler işte Enes mesela olmasa ama işte Enes Batur mesela bir dakika tam düzgün tanıdım. Şey Emre Özkan mı hayata geldiğinizde Emre Özkan derim. O kadar üzülen yani Enes Batur da olsun demiyorum. Ama Emre Özkan'ın da hayata geri dönmesi için uğraşıyorum. Uğraşamıyorum bir dakika. Uğraşıyorum değildim. Şimdi geri getiremem ama bilmiyorum. Ya bence bir sürü kişi ona mesaj atıyor. Instagram'dan, işte Face'den, YouTube'dan. Annesinin hangi birine yetişsin? Acısı da var değil mi? Ya Fusala ne videomu çekeceğimi bilemedim. Ben hemen video at demiştim. İşte ben saçma sapan video atayım dedim. Olmaz mı? Saçma sapan video bir. Evet saçma sapan video bir. Şimdi bir dakika. Emre Özkan hayatıyla bilgi aldım şimdi. Yani çok bilgi aldım ama aldım. Şey, Emre Özkan'la ilgili bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar Emre Özkan bir ay önce öldü. Yani ben tam yaptığında yaklaşık aynı günde ben kalem kutuda ne var videosunu çekiyordum. Ve çektiğim anda mesaj geldi. Ben diyor ki herhalde bunlar prim yapıyorlar dedi. Hemen hatta orada gülmüştüm. Gördünüz mü? Gülmüştüm. Ama keşke o güldüğüm yerine ağlasaydım. Yani gerçek olduğunu bilmiyorum. Bir sürü video geldi hatta. Mesaj sesini duymuşsunuzdur. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. Şimdi bir tane oyun varmış. Oyunu oynarken kapı kilitli mi kalmış ne yangında ölmüş sevgilisiyle birlikte. Emre Özkan yazınca çıkıyor. Ünlü fenomen ve onun acayip parodilerine bayılıyordum gerçekten. Acayip mesaj geldi Emre Özkan'la ilgili. Ve arkadaşlar gerçekten hani üzüldüm çünkü bir insan nasıl üzülmen Emre Özkan'ı hiç tanımıyorum. Tek bir konserine gitmiştim. Ya bak artık yazıp durma. Sıla yazmış ki. Oha bir sürü şey yazmış. Neyse onları okuyayım. Mesajdan geliyor. Arkadaşlar çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü tanımıyorum, etmiyorum ama yine sevdiğim YouTuber. İlk onlar fotoğraf çekmişti. Fotoğrafı koyamıyorum şu an. Yapamıyorum. Herkes burada diyor ama ben burada yapamıyorum. Burası boş yani. Ben size fotoğrafımı gösteririm ama birazdan TikTok videosu nasıl çekilir videosunu atacağım. Arkadaşlar üzüldüm yani. Emre Özkan öldü. Artık bizim için bitti. Şu an hala daha üzülüyorum. Çünkü işte TikTok videolarına bakıyorum. YouTube video hani. Arkadaşlar bence hani bütün YouTuber'lar en güzel parodi yapan o yani. İşte Enes Batur parodi yapmış, o parodi bu parodi yani herkes parodi yapmış ama bence en iyi parodi yapan Emre Özkan çünkü milyonlara kadar yani Enes Batur'un aboneleri çok diye milyonlara kadar izleyenler oluyor ama Emre Özkan'ların milyonlara göre şey yok bence çok güzel izlenmiş. Artık ne yapalım? Ama aslında Emre Özkan parodilerle çok güzel yapıyor ya. Öyle. Biraz daha mobilden indirip artık yapacağım. iOS'un, iOS kullanmıyorum. Samsung kullanıyorum. Üzüldüm neyse. Ben böyle acele bir video yaptım. Görüşmek üzere. Sıla sana da görüşürüz. Bir daha video izleme. İsteme benden.